Arkadaşlar ben Mehmet Yavaş. Az önce sona eren Türkiye Kupası'ndaki Balıkesir Sporumuzun Esenler Erokspor mücadelesinin ardından maç yorumları için karşınızdayım. Bugün Balıkesir Sporumuz maalesef penaltı vuruşları sonucunda Esenler Erokspor'a 7-6 kaybederek Türkiye Kupası'na alışmış olduğumuz gibi her sene artık ilk maçta eğleniyoruz. Alışmış olduğumuz gibi bu sene de ilk maçında veda etmiş oldu. Bugünkü maçı tamamıyla Dilsüz'e yazar arkadaşlar. Mesut Hoca'nın artık hani sezon başından beri bu 9. resmi maçı ve 9. resmi maçında bir henüz hünerini göremedik arkadaşlar. Yani takımın bugüne kadar topladığı 10 puan var ligde. Ve bu 10 puanı kazanırken Mesut Hoca'nın bir hüneriyle kazandığımız henüz daha bir maç göremedim. Ve Mesut Hoca'nın yanlışlarının devam ettiği bu süreçte de Balıkesirspor Spor bugün de Türkiye Kupası'nı veda etti. E, maça geçelim arkadaşlar. Maç nasıl gelişti? Maç e, ilk 10 dakikada Balıkesir Spor'umuz e, bir e, hızlı hücumda e, Dersim Şahan Kaynağ'ın Arapasıyla Oğuzhan Aynoğlu'nun savun e, savunma arkasına yaptığı koşu neticesinde karşı karşıyadan vuruşuyla e, öne geçirmesiyle başladı. Akabinde e, oyun biraz dengeli gitmeye başladı. Top bir o kalede bir bu kalede. İki takımın da orta sahalarının oyun, birbirine üstünlük sağlayamadığı bir oyun anlayışı sakindi. İlerleyen dakikalarda Balıkesir Spor biraz daha hücum bitiriciliğinde daha etkin görünse de yine de ilk yarı itibariyle skoru arttıracak hamleleri gerçekleştiremedi. İkinci yarının başında Anıl Taşdemir'in bireysel bir ceza alan içerisinde yapmış olduğu hareket neticesinde bir penaltı vuruşu kazandık. Ve bu penaltı vuruşunda yine Anıl Taşdemir kendisi kullandı ve topu ağlara göndererek 2-0 öne geçirdi takımımızı. Akabinde oyun tamamıyla Esenler Erek Spor'un kontrolü altında geçti 90. dakikaya kadar. Ve burada 2-0'dan 2-2'ye getirerek oyunu belki 90 artı 2. dakikada Abraham'ın kendi kalesine attığı golde kadar yani bitirici vuruşlarda bitiricilik noktasına kadar Esenler Erokspor pozisyonları getiremiyordu. Ancak oyun tamamıyla Esenler Erokspor'un kontrol altında geçti açıkçası. 55. ve 90. dakika arası tamamıyla Esenler Erokspor'la oyuncuların kontrol altında Balıkesir Spor kendi yer alanına çekildi. Bir üçüncülük takımına karşı bu kadar geriye çekilen bir takım bugün elenmeyi de hak etmiştir arkadaşlar. Maalesef bunu üzülerek söylüyorum. Bugün Balıkesir Spor'umuz bu oyun anlayışıyla Esenler Erokspor'a karşı elenmeyi hak etti. Maçın Uzatma dakikalarında e, İsmail Yüksek ve Oğuzhan Aynoğlu ile yararlanamadığımız iki pozisyon var. E, bu pozisyonları da gole çeviremedikten sonra e, penaltı vuruşlarında da yanlış isimlerin ilk beş penaltı atışında yanlış isimlerin penaltı vuruşları kullanması sebebiyle ilk 5 penaltıda işi bitiremedik. Daha sonrasında da zaten seri penaltı atışlarında da artık e, biraz Rus ruletine dönen bir... Penaltı vuruşlarıdır. Seri penaltı vuruşları. ilk 5 penaltıdan sonra. Orada da Kaan Kayalı 8. penaltıda topu direğe nişanladı. Ve e, Esenler Erokspor'da son penaltıyı gole çevirerek maçı kazanmasını bildiler. Kendilerini kutluyorum. E, eski bir teknik direktörümüz olan Selahattin Niçeli'de e, bundan sonraki turlarda e, takımı adına daha iyi noktaları getirmesi için iyi, iyi dileklerimi temennilerimi sunuyorum. E bireysel oyuncu performanslarına geçelim arkadaşlar. Bugün kalemizde Atilla Özmen vardı. Atilla iyi bir maç çıkarttı. Kalemizde kaptanımız. Ben tekrar bu koğuştan kaleyi alabilecek bir mücadele örneği gösterdiğini düşünüyorum. Bugün de önemli kurtarışlar da gerçekleştirdi. Atilla bizim kalemizde mevcut kaleciler içerisinde en güven veren kalecimizdir ve Atilla'nın kalesinde olma kalede olmasından dolayı da Balıkesir Spor bugün biraz daha güvenli oynadı ve Atilla'nın maçta önemli kurtarışlarından dolayı Balıkesir Spor'a bu maçı en azından penaltılara götürecek kadar bir üstünlük sağladığını söyleyebiliriz arkadaşlar. Sabek'te bugün enteresan bir tercih vardı. Berat Aydoğdu. Bu Berat Aydoğdu'nun Sabek oynama tercihini biz geçen yıl Ramazan Kurşunlu döneminde de görmüştük. O zaman da çok enteresan bir tercih gelmişti. Bir sol beyin Sabek'i kaydırılarak oynatılması bu takımın bir tane orijinal Stabek'i vardır. Uğuray görendir. Uğuray gören yoksa daha önceki bu pozisyonlarda oynamış mevcut kadro içerisinde bu pozisyonlarda oynamış tek bir oyuncu varsa o da Abdülhamit Yıldız'dır. Eğer Mesut Hocam sağdan Uğuray göreni dinlendirmek için kesiyorsan orada o pozisyonda Abdülhamit Yıldız'ı oynatman gerekirdi. Bu tercihine de anlam veremedim. ama Sonuç itibariyle Berat'ta Sabek'te çok da fazla sırıtmadı da söyleyebiliriz ama yine de yanlış bir tercihtir. Stoperlerde bugün Birol Parlak ve Batuhan İşçiler oynadı. Batuhan oyunda kaldığı süre içerisinde gerçekten çok başarılıydı. Ve kendini geliştirmeye devam ediyor bu arada arkadaşlar. Batuhan işçilerin bir ara uzaktan friki kullandığını da gördük. Batuhan demek ki bunlara da çalışıyor. Henüz daha 25-26 yaşında olan bir oyuncumuzun kendini geliştirmek için böyle mücadele etmesi bu kadar kendini geliştirmek için sağ içerisinde efor olarak bu gereğinden fazla bir şekilde efor harcaması da Batuhan işçiler için ve kulübümüz için önemli bir detaydır. Birol parmak, parlak ee, arkadaşlar şimdi bugün ilk defa e, Birol'u sağda gördüğünüz için Birol için biraz geniş bir pencereden konuşalım. Birol nasıl bir mücadele çıkarttı? Birol nasıl bir stoperdir? Bugün maça e, Batuhan işçiler oyundan çıkasıya kadar sağ stoper olarak oynadı. Batuhan çıktıktan sonra sol stoper olarak oynadı. Birol'la hafta içerisinde bir küçük bir, yani bundan bir iki gün öncesinde bir diyalogumuz oldu. E, sosyal medyada. Ve kendisi artık hazır olduğunu ve oynamaya oynamak istediğini belirtmişti. E, bugün nasıl oynadı? İdare edecek pozisyonda oynadı Birol Parlak. E, Birol için şunu söyleyebilirim. tecrübeli ile bir stoperdir. 30 yaşında olan bir arkadaşımız. E, ama uzun zamandır futbol oynamadığı için bir kere kilo problemi var. Bu kilo problemini atlatması lazım. Fiziksel olarak e, henüz benim gördüğüm kadarıyla hazır değil. Yani bir kilo problemi var ve fiziksel olarak hazır değil ve çok da güçlü değil. Eğer bir standartı buysa kendini daha fazla geliştirmesi lazım. İlk 11'de formayı kapması gerekiyorsa. Yok ama kendisi yedek stoper olmayı kabul ediyorsa bu şekilde Sezon sonuna kadar yedek stoper olarak kalabilir. Ama ilk 11'de formayı almak istiyorsa bir Birol parlak. Öncelikle kilo problemini kurtarması gerekiyor. İkincisi de daha fiziksel olarak güçlenmesi gerekiyor. Bir de bir ile ilgili şunu söyleyebilirim. Çok fazla topla ileriye doğru çıkışları var. Bu kadar ileri çıkmasına gerek yok. Bir stoperin önemli olan özelliği, önemli olan yapması gereken ilk şey basit oynamasıdır. Top ayağındayken basit oynaması gerekir. Balıkesir orta sahada oyunu kurabilecek oyuncular var. Bir an önce topu onlara aktarması gerekir. Topla birlikte çok fazla ileri çıkışlarını gördük bugün bir olun. Bunlar biraz gereksiz detaylardı. Sol bekte bugün Berat e, Doğa işaretiyle başladık. Doğa, e, Doğa henüz daha fiziksel olarak hazır değil arkadaşlar. Evet ileri çıkışlarında zaman zaman etkili olabiliyor ama bizim bildiğimiz Doğa henüz bu değil. Doğa'nın biraz daha fiziksel olarak gelişmesi için e, bir herhalde 3-4 hafta daha beklememiz gerekiyor. 3-4 hafta sonra Doğan'ın daha da iyi bir noktalara geleceğini tahmin ediyorum. Ama her zaman söylediğim şeyi yine söylüyorum. Balıkesir Spor'da bence Batuhan işçilerin sol bekle kaydırılıp savunmada 3 tane 4 tane stoperimiz var. Bu 3-4 stoperden ikilisi iyi bir ideal ikili yaratılabilir. Orta alanda bugün Serdar Güncü ve Abdülkadir Kayalı oynadı. Serdar arkadaşlar bugün Serdar ve Güncü için neden Hani 3-4 haftadır yeni transferler geldikten sonra soruluyor. Neden Serdar Güncü ilk 11'de oynamıyor? Bugün Serdar Güncü izledikten sonra neden Serdar Güncü'nün ilk 11'de oynamadığını o Serdar Güncü'nün oynaması gerekenler anlamışlardır. Çünkü Serdar Güncü sadece koşarak Balıkesir Spor'da forma şansı bulamazsınız arkadaşlar. O pozisyonda oynuyorsanız oyun aklınızın gelişmiş olması lazım. Serdar Güncü'nün oyun aklı henüz bu lig için uygun bir statülerde değil. O yüzden Serdar e, ya devre arasında kiralık olarak gitsin. ikincilikte, ligde, bir takıma gitsin. Kendini geliştirsin. Öyle gelsin. Ya da ömür boyu Balıkesir'de yedek kulübesinde durmak istiyorsa orada dursun. Abdülkadir Kayalı. Abdülkadir de normalde arkadaşlar bu kadar kötü bir oyuncu değildir Abdülkadir ama oyun ritmini kaybetmiş durumda. Abdülkadir de uzun süre oynamadığı için. Oyun ritmini de yavaş yavaş kaybediyor. Bu tür oyuncularla e, bu kadar uzun süre vermek de biraz handikap oluyor. İşte bugün de gördük. Abdülkadir çok etkili bir oyun ortaya koyamadı ama bunun da sebebi uzun zamandır oynamıyor Abdülkadir. Oynadığı zaman da çok kısa süreler aldı ve bugün bu kadar uzun süre sahada kalınca belirli bir süre sonra özellikle Balıkesir Spor'un 55. dakikada 2-0 geçtikten sonra 55 ile 90 arasında oyunu tamamıyla Esenler Erokspor'a verdi. Bu noktalarda Abdülkadir ve Serdar Güncü'nün maç ekseninin, maç ritminin olmayışından dolayı Esenler Erokspor o bölgeler çok çabuk geçti. Bu da bizim dediğimiz gibi, dediğim gibi ee, Serdar ve Abdülkadir'in uzun süredir oynamamasından kaynaklı bir durumdu. Bunların önünde bugün Anıl Taşdemir oynadı. Anıl Taşdemir de uzun süredir oynamıyordu. Bugün de yine maç eksikliğini, e, maç ritminin olmayışından dolayı Anıl'dan da çok etkili bir oyun göremedik. Bu arada arkadaşlar Anıl'la ilgili bazı arkadaşlar yazıyorlar kilo problemi var, kilo problemi var. Anıl genel olarak fiziksel durum bu şekildedir arkadaşlar. Anıl kilo veremez. Anıl'ın fiziksel görüntüsü bu. Anıl'ın kilo problemi yok. Anıl'ın Genel olarak fiziksel görüntüsü bu. Yani Anıl'dan kilo vermesini beklememek lazım. Anıl oyunu aklıyla oynayan bir oyuncudur. Oyun aklı gelişmiş bir oyuncudur. Ve Anıl'ın performansından mem memnunum. Ama dediğim gibi fiziksel olarak değil de biraz daha oyun ritmini geliştirebilmesi için daha fazla süreler alması gerekiyor Anıl Taşdemir'in. Oyun ritmini kaybetmiş durumda olduğu için bugün de ondan çok fazla e, etkili o kilit paslarını göremedik. E, ama tüm bunlara rağmen de yine bireysel becerisiyle bir takımımıza penaltı kazandırdı ve kazandı penaltıyı da kendisi kullanarak takımımızı öne geçirdi. Bugün ilerideki üçlüde ise e, oynayan oyuncular Oğuzhan Aynoğlu en uçta oynadı. Enteresan bir tercih yaptı. Bu konuda da artık Mesut Dilsöz'ü eleştirmek istiyorum. Oğuzhan Aynoğlu bu sezon 9. resmi maçımız ve dördüncü santraporumuz. Ya bu takımda bir tane hocam bir santrapor belirli. Kim olacaksa artık Oğuzhan'ı mı belirliyorsun? Mahatma Oto'yu mu belirliyorsun? Foxy'yi mi belirliyorsun? Eze'yi mi belirliyorsun? Kimi belirliyorsan birini belirle artık ve sezon boyunca bu kişi artık bizim santrafor pozisyonumuzda oynasın. Her hafta olsan bu hafta sen çık oyna. Yok olsan sana olmadın. Oto sen geç oyna. Oto, yok seni de beğenmedim. Eze bir de sen oyna. Yani birini belirleyelim ve bu kişi oynasın artık. Her hafta farklı bir santrafor görüyoruz. Ki bana göre de bu takımın kadronun içerisinde santrafor pozisyonlarını pozisyonu en uygun futbolcu Mahatma Otodur. Mahatma Otod dışında hiç kimse de bu takımda santrafor oynayamaz arkadaşlar. Maalesef durumumuz böyle. Bugün Oğuzhan gol attı diye işte e, ideal santraforumuzu bulduk gibi bir yorumlar da gördüm. Oğuzhan'ın o pozisyonda tamamen savunma arkasını yaptığı bir koşudan kaynaklanan bir durum bu. Yani bu da kanat forvettir aslında Oğuzhan oldu. O bir kanat forvet koşusuydu. Ve Dersim Şahan'ın da güzel bir ara pasıyla gol attı ama hani bu Oğuzhan'ın santrafor oynayabileceği anlamına gelmez. Bugün e, sol açıkta Dersim Şahan oynadı. Dersim Şahan'la ilgili de şunu söyleyebilirim. Bazı arkadaşlarımın devre arasındaki yorumlarını okudum. Ya yani çok beğendiklerinden bahsediyor. Ben yani Dersim Şahan'dan öyle aman aman bir oyun görmedim. Yani çok yetenekli bir oyuncu değil. İkincilik, üçüncülük statüsünde bir futbolcu aslında Dersim Şahan. Ama bazı maçlarda oyuna sonradan girerek belki e, topla oynamayı fazla seven bir arkadaşımız olduğu için belki kilit bir iki çalımı attıktan sonra bir uzaktan atacağı şutla da etkili oluş, etki vuruşlar yapabilir. Yani oyunun kaderini değiştirebilecek e, bir futbolcu olabilir. Ama dediğim gibi Balıkesirspor'un şu anki mevcut e, ilk 11'ine girebilecek bir oyuncu değil. Ama dediğim gibi ilerleyen haftalarda oyuna sonradan girerek belki takımımıza önemli katkılar verebilir. Diğer kanatta da Celal Emir de oynadı. Hayal kırıklığı yaratmaya devam ediyor. Celal Emir dedenin Bence bu saatten sonra artık tamamıyla devre arasına kadar süre almaması gerekiyor. Celal Emir de de bu kadar çok fazla süre verilmesini de anlamsız buluyorum. Bu kadar ısrar edilmesini de anlamsız buluyorum. Bu arkadaşımızın bu kadar forma şansını sağlayan kişiler kimdir merak ediyorum. Yani Celal Emir Dede'den beklenti nedir? Onu da anlamıyorum. Yani Celal Emir Dede benim için bir hayal kırıklığı. Umarım devre arasına kadar süre almaz. Devre arasında da bir 3. Lig takımına kiralık verilir de Emirhan Çakır'ı kaybettik. Yani e, biz... Emirhan Çakır'a keşke... E, Celal Emir dediği verilen sürenin yarısı Emirhan'a verilseydi de... Emirhan kadroda kalsaydı bu sene. Bir tane santraforumuz bulunsaydı. Ama biz Emirhan'ı yolladık. Emir'i tuttuk kadroda. Emir'i de keşke devre arasında yollasak da... Bir şekilde Emirhan'ı geri getirmeyi başarabilsek. E, oyuna sonradan giren arkadaşlardan da... E, Mursiç oyuna girdi. İsmail oyuna girdi. 2-0'dan sonra... 2-1'e geldikten sonra bu arkadaşlar oyuna girdiler ve bu arkadaşların oyuna girmesi en azından hani bir Balıkesir Spor'da oyunu kotarmak anlamında önemli hamlelerdi. Ama e, bu oy arkadaşların oyuna girmesi de çok da bir şey değiştirmedi. Esenler Erox Spor'u e, oyun ritmi bizden daha yukarıda kaldı. Özellikle 2-0'dan 2-2'ye getirdikten sonra vücut dirençleri, fizik mücadele güçleri daha da arttı arkadaşların. E, ve maçı da kazandılar. Turu da hak ettiler. Ee, Abraham için de şunu söyleyebilirim. Şanssız bir e, şey oldu. Çok fazla üzülmesin. Abraham'a bizim bu uzun periyotta ihtiyacımız var. Evet, şanssız bir gündü kendisi için ama e, Abraham'dan beklentilerimiz büyük. Ama şunu da söylemekte fayda var arkadaşlar. Bunu geçtiğimiz günlerde bir Facebook'ta yorum yaparken paylaşmıştım. Bu da Balıkesir Spor'un ne kadar artık vasatlaştığının bir göstergesidir. Biz Tomislav açtan sonra stoperliğimize Sezer Özmen'i geçirdik. Sezer Özmen'den sonra da Abraham'ı bu pozisyonu veriyoruz. Bu formayı veriyoruz stoperlikte. Yani bu da Balıkesir Spor'un gün geçtikçe ne kadar geriye gittiğini bir göstergesidir arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Balıkesir Spor hakkında ya da benim yaptığım yorumlar hakkında düşüncelerinizi de yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz. Memnun olurum. Kanalıma da abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Thank <laughs> you.